Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda küçük cihazlarda kullanılan, mesela bu ne? Elektrik süpürgesi motoru. Rulmanı nasıl sağlam olarak çıkarılır? Ya da rulman değiştirecek, eski rulmanlar nasıl sökülür? Onu göstermeye çalışacağız. Yani böyle çektirme aparatı vesaire, bu tarz yöntemler var. Yani ona video çekmeyeceğim. O zaten bir alet, aparat, onunla çıkarılır. Böyle ev ortamında tornavidanız var, pensiliniz var, çekiciniz var, belki bir mengeniniz var ya da bir yardımcınız var. Nasıl çıkarılır? Onu göstereceğiz. Hemen başlayalım istedim. Bu tarz ufak rulmanları çıkarmak kolaydır. Diğer çamaşır makinelerinin kazanlarında kullanılan daha büyük rulmanlar, çamaşır makinelerinin motorlarında bulunan rulmanlar bu kadar kolay çıkmaz. Bir kişi yardım edebilir, tek başınıza da olabilirsiniz. Tornavida tarzı, geniş ağızlı bir şeyle böyle hafif hafif kastıra kastıra, yavaş yavaş, tabi biraz zaman alacak, sökebilirsiniz. Eğer rulmana sağlam olarak ihtiyaç duyuyorsanız ne yapacaksınız? Böyle çekişle vurarak diğer taraftan veya bu taraftan bu mili kaydırıp rulmanın çıkmasını sağlayabilirsiniz. Fakat bu işlemden sonra rotor kullanılmaz. Sadece rulmanlar alırsınız. Rotor çöp olur. Şimdi böyle kenardan kastıra kastıra yavaş yavaş rulmanımızı çıkarıyoruz. Yerine de yeni aldığımız rulmanları çakıyoruz. Üzerinde, rulmanın üzerinde ne olduğu numarası yazar. Burada gördüğünüz gibi kelepçemiz var. Bu kelepçe sayesinde rulmanı çaktığımızda daha fazla aşağıya gitmesini engelliyoruz. Bu parçalar önemli. Mesela bu tarz elektrik süpürgesi motorlarında 608Z, 6082 de diyorlar, kullanılıyor. Bakın nasıl kolay çıkacak. Çevire çevire. Şimdi bir diğer yöntem de arkadaşlar, bu mesela bulaşık makinelerinde kullanılan motorun ne derler, çerçevesi şöyle duruyordu. Bunu kestik iki yanda. Mesela iki tane tahta yapacağım. Üzerine böyle çakacağım ya da şöyle çıkaracağımız rulmanı yanaştırıp, tabi biraz mesafe olacak şöyle. Yukarıdan yumuşak uçlu bir şeyle vurduğumuzda, yukarıdan şu haldeyken rulmanı çıkaracak. İş görür. Bunu da son halini videonun sonuna ekleyeceğiz, yapılmış halini. Bu şekilde rulmanları çıkarabilirsiniz. Şimdi en güzelini en sona sakladık. Bu tarz süpürgelerde kullanılan ufak rulmanları çıkarmak için ve başka rulmanları çıkarmak için çok etkili. Fakat büyük kalın rulmanlarda işe yaramaz. Böyle iki tane tahtayı kestik. Kenarlarından çaktım bunları. Yani şu parçayı, rulmanı koyduktan sonra, içine yerleştirdikten sonra yerleştiriyorsunuz. Bir tarafını açık bırakabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Şöyle. Buraya yerleştirdiniz. Oturtuyorsunuz. Sonra rulmanı buradan yerleştirip çıkarıyoruz. Hemen gösterelim onda nasıl yapıldığını. Gayet güzel, etkili bir yöntem. Rulmanlar çıkıyor. Hem de zarar görmeden. Gördüğünüz gibi yerine yerleştirdik. Üstüne kağıt, peçete, yani bu rulmanın takılı olduğu mile zarar vermeyecek bir tampon koyun. Yani tampon yerine geçecek bir malzeme koyun. Elinizde plastik çekiç varsa onu kullanırsanız daha iyi olur. Zarar vermezsiniz. Buradaki vidaya zarar verirsiniz, pervaneyi takamazsınız, takılı. O yüzden bu kısma özen göstermeniz lazım. Ağzı sert demir çekişlerle vurmuyoruz. Vuracaksak da üzerine dediğim gibi koruyucu bir bariyer koyun. Oradan kaymayacak şekilde. Bunun yerine profil demirler de yapabilirsiniz. Profil iki tane demir bulursunuz, çakarsınız. Olur biter. Yani bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.